Kuzey'in oğlu Volkan Konak kimlere neden ateş püskürdü? Vasiyetini ve hayallerini ilk kez açıklayan Volkan Konak'ın bayram konserinde yaptığı açıklamalar geliyor ekrana. Adresimiz yine Kıbrıs. Bayramda Kıbrıs'ı ayağa kaldıran Volkan Konak vasiyetini ilk kez açıkladı. Ailesinden ne istedi? Oradakiler, büyüklerime de söyledim. Ve Kuzey'in oğlu açtı ağzını, yumdu gözünü. Ünlü şarkıcı kimlere neden isyan etti? Bu hoş değil, bu faul. Bunun adı fauldür. Volkan Konak'ın bayramdaki ilk durağı Kıbrıs'tı. Yanını yoluna koydum, mimoza çiçeği. Ünlü şarkıcı Kıbrıs'a gitmeden önce memleketi Maçka'ya gitmiş. Bu yılın başında kaybettiği annesinin mezarını ziyaret etmiş. Orası, bütün canlarımız orada yatıyor. Ben Maçka'da eve gittim. Sıkıldım çünkü evde hiç kimse yok. Hepsi orada yatıyor. Annem, babam. Dolayısıyla eyvallah. Dolayısıyla çok güzel bir peyzaj yaptırdım. Annemi kaybettikten sonra tek kanadım kırıldı diyen Volkan Konak, memleketine gidince bir de vasiyette bulunmuş ailesine. Oradakiler, büyüklerime de söyledim. Ceviz ağacının altında kendimi ayırdım zaten. Oraya kadar sıra bana geliyor, saydım böyle. Allah gecinden versin. Ama bu bir gerçek yani. Ben memleketimi seviyorum çünkü çok. Volkan Konak'ın bundan sonraki hedefi dünyayı gezmekmiş. Hatta başlamış bile ufak tefek turlara ama ilk seçim biraz hatalı olmuş. Gülerek anlatıyor. Tabii mesela ben geçen Ocak ayında Jamaika, Meksika ve Haiti'ye gittim. Bu Ramazan'da şeye gittim 15 gün, Maldivlere. Ama oraya biraz geç gittik. Orada biraz balay yeri. Biraz canımız sıkıldı. Gençler çünkü hiç dışarıya çıkmıyor. Gelelim geçtiğimiz haftalara damga vuran söylentiye. Bazı iddialar ortaya atıldı ve Volkan Konak'ın Amerika'ya yerleşeceği söylentileri dolanmaya başladı. Ünlü şarkıcı bu haberlere isyan etti. Çocuğunu yurt dışına okutmak başka bir şey. Senin gidip gelmen başka bir şey. Ama ülkeyi terk ediyor başlığı atmak kötü başka bir şey. Hele bu hassas dönemde, doğru mu? Yok. Kim terk eder ülkeyi bu hassas dönemde? Ya bir banka dolandıran, ya bir terör eylemine karışan, değil mi? Yani herhangi bir şey. Bu hoş değil, bu faul. Bunun adı fauldür. Bu konuda Volkan Konak çok doluydu. Sadece benim değil, benimle çalışanların da ekmeğiyle oynuyorlar dedi. Ayıp ya. Sonra ben şu an biliyorsun en çok teveccüh yaşayan bir sanatçıyım, değil mi? Veya bir müzisyenim veya bir abinim. Ya ben zorum ne kardeşim ya? Zorum ne? 100 kişi ekmek yiyor üzerimden, 100 kişi. Ya ben şu an bırakmaya kalksam 5 sene sürer zaten. Bırakamazsın ki. Her kötü olayın altından bir iyilik çıkarmış ya. Yaşadıklarından sonra Volkan Konak kitap yazmaya karar vermiş. Başka türlü olacak değil. Çorbanın tuzuna bakma anlamında ben kitap yazmaya karar verdim. 90 yılından bugüne kadar yaşadığım fauller. Bunu yazmak zorunda. Çünkü benim gazetem yok. İnternet sitem var. Müthiş bir teveccühü var orada. 4,5 milyona yakın bir Facebook şeyimiz var. Ama benim yazmam lazım. Ben öyle düşünüyorum. Volkan Konak'ı artık sahneye uğurlayalım ve güzel sesiyle kulaklarımızın pasını silelim. Sahneye çıkar çıkmaz seyirciyi kendine bağladı Volkan Konak. Şarkılar bayram coşkusuyla birlikte bütün gece hep bir ağızdan söylendi. Yıktın dağlarımı yıktın. Başkası okşanıp sevilmez, delirme sevdiceğim. Yaktın ciğerimi, yaktın, yapma sevdiceğim.